Merhaba, ana haber bültenimizle karşınızdayız. Hemen günün, akşamın daha doğrusu en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Yaklaşık 50 dakika önce sayın seyirciler, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir deprem meydana geldi. 5,2 büyüklüğünde bir deprem. Aslında Manisa civarında Kırkağaç'ta, Akhisar'da biliyorsunuz son zamanlarda üst üste irili ufaklı depremler yaşıyoruz. İşte onlardan biri tabii panik yarattı, korku yarattı Manisa'da. Ve çevre illerde, ilçelerde de hissedildi. Balıkesir'de, İzmir'de hissedildi sayın seyirciler. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.09'da meydana geldi. Az önce söylediğimiz gibi 50 dakika önce merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem. Ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti sayın seyirciler. 5,2 büyüklüğündeki deprem. Sarsıntı az önce de söyledik. İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Özellikle sosyal medyada önce İzmir'de deprem olduğu sanıldı. Daha sonra merkez üssünün Manisa'nın Kırkağaç olduğu bilgisi netleşti. Manisa Valiliği daha sonra bir açıklama yaptı. Aslında içimizi ferahlatan, ilk önce panik yarattığını, korku yarattığını söylemiştik ama içimizi ferahlatan bir açıklama yaptı. Depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Efendim, İdlib'le devam edelim. Yüz binlerce sivilin sıkıştığı Halep-İdlib hattında çatışmalar şiddetlendi. Önce sahadaki son duruma bakacağız sevgili izleyiciler. Çünkü azalmak bir yana, gerilim her geçen gün daha da artıyor. Rejim güçleri Halep'in kuzeybatısındaki Darat İzze ilçesine bomba yağdırdı ve o anları TRT Haber ekibi görüntüledi. Şimdi ekranlarınıza gelecek o görüntüler. Tabii saldırıların ardından siviller bu ilçeden de ayrılmaya başladı. Zaten uzun zamandır göç devam ediyor. Hayalet bir yerleşim yerine döndü burası da. Savaş uçakları Halep'in batısındaki Atarib'e vakum füzeleriyle saldırdı. Yerleşim yerleri hedef alınıyor, okullar, hastaneler bombalanıyor. Rejim güçleri İdlib ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Burası Halep'in kuzeybatısındaki Darat İzze ilçesi. Esed rejimi İdlib-Afrin arasındaki yolu kesmek için bölgeye saldırılarını artırdı. Rejim güçlerinin 5 kilometre yaklaştığı Darat İzze ilçesine TRT Haber ekibi girdi. Ekipler bölgede haber çalışması yaparken aniden bölgeden sesler yükseldi. Rejim güçleri ilçeye bomba ve roket yağdırdı. TRT Haber ekipleri o anları görüntüledi. Saldırıların ardından siviller ilçeyi terk etmeye başladı. 50 bin nüfuslu Darat İzze saldırıların ardından hayalet ilçeye döndü. Vakum füzeleriyle vurulan alandaki çukur böyle görüntülendi. Çevredeki binalar patlamanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi. İdlib ve Halep kırsalında artan çatışmalarda terör örgütü YPG-PKK da rejime destek veriyor. Rejim de Tel Rifat ve çevresinde terör örgütünün yanında hareket ediyor. Muhalifler rejim güçlerinin saldırılarına karşılık veriyor. Esed güçleri yabancı silahlı terörist gruplar ve Rusya'nın da hava desteğiyle İdlib il merkezine kuzeyden ilerlemeye çalışırken muhalif güçler de Halep'in batı kırsalında rejim milislerini durdurmaya çalışıyor. İdlib'de sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran rejim güçleri mezarlıkları bile tahrip ediyor. Heyyan'da yerli bir olan mezarlık böyle görüntülendi. Mustafa. Efendim, işte sahada İdlib'de son durum bu. Bu tırmanan gerilim nasıl çözülür? Bu soruya yanıt bulmak için, ortak bir noktada buluşabilmek için aslında diplomasi masasındaki çabalar da sürüyor. Moskova'daki kritik İdlib zirvesinden bahsediyoruz. Bugün de devam etti. Üst düzey yetkililerden oluşan Türkiye heyeti Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla ikinci kez bir araya geldi. Türkiye'nin İdlib konusundaki kırmızı çizgileri bir kez daha muhataplarına hatırlatıldı sayın seyirciler. Tabii ki gözler görüşmelerden çıkacak sonuçtaydı, merakla bekleniyordu. Bu konuyla ilgili en net açıklama az önce İbrahim Kalın'dan geldi. O açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz ama bu görüşmede neler masadaydı, şimdi ona bakalım. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Rejim güçlerinin Şubat sonuna kadar geri çekilmesi Türkiye'nin kırmızı çizgisi.
Beklentilerin karşılanmaması halinde harekete geçilecek, adımlar kararlılıkla atılacak. Türkiye ile Rusya arasında İdlib trafiği yoğun. Geçen hafta Ankara'da gerçekleşen toplantıların ardından görüşmelerin adresi bu kez Moskova oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Onel başkanlığındaki bir heyet Rusya'da iki gün boyunca mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Heyette dışişleri, milli savunma ve istihbarattan yetkililer vardı. Kalıcı ateşkesin tesis edilmesi, Soçi mutabakatına geri dönülmesi ve sahadaki ortak devriyelerle ilgili Ankara tavrını net bir şekilde ifade etti. Heyet temaslarda gelinen noktayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Eğer bu temaslardan sonuç çıkmazsa, Cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeler yapılabilir. Moskova'da masadaki önemli konulardan biri de rejimin saldırıları nedeniyle başlayan göç hareketi. Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Türkiye heyetinin görüşmeleri bu açıdan da büyük öneme sahip. Az önce bahsettiğimiz işte Moskova'daki görüşmelerle ilgili gelen en net açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Henüz bu görüşmelerden tatmin edici bir sonuç çıkmadığını ama müzakerelerin süreceğini söyledi. İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi dedi. Kabine toplantısı devam ederken konuştu İbrahim Kalın. Bölgeye askeri sevkiyatta tahkimatta devam edecek, gözlem noktalarının yerleri değişmeyecek dedi. Bugün itibariyle, şu an itibariyle çıkan karar bu müzakerelere devam edilmesi. Şu ana kadarki müzakerelerden bize tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıdı ve haritayı biz kabul etmedik. Çizgimiz Soçi mutabakatına derhal geri dönülmesi, askeri gözlem noktalarımızın yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için de bu bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız da devam edecektir. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırı, taciz söz konusu olduğunda geçen haftalarda olduğu gibi bundan sonra da cevabın en sert şekilde verileceğinden de kimsenin en ufak bir şüphesi yahut tereddütü olmasın. Efendim zaten 1 milyonu bulan bir göç dalgası var İdlib'den Türkiye sınırına. Türkiye'nin en büyük kaygılarından birini de bu başlık oluşturuyor. İşte Moskova'da da muhataplara iletilen önemli kaygılardan, noktalardan biri bu. Ama İdlib'liler hem bombaların altında, hem okul yok, hastane yok. Bombalanıyor buralarda çünkü mezarlıklar bile bombalanıyor. Mecburen göç ediyorlar. İşte o hedeflerden biri. Suriye rejimi İdlib'de hastaneleri de az önce söylediğimiz gibi hedef almayı sürdürüyor. Sermin beldesinde binlerce sivilin tedavi gördüğü hastanede, işte bu hastanede bombalandı. Enkaza dönen hastaneyi TRT Haber ekibi görüntüledi, sizin için haber haline getirdi. Harabeye dönmüş koridorlar, tahrip olmuş dolapta kalan ilaçlar. Burası bir hastane. Ancak ne doktor ne de hasta var. Çünkü rejimin saldırısında bombalandı. Binlerce sivilin tedavi gördüğü hastane kullanılamaz halde. Bombalanan hastane İdlib şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Sermin beldesinde. Rejimin geçen haftaki bombardımanında hedef alındı. 65 personelin çalıştığı bu koridorlara ölüm yağdı. Tıbbi malzemeler, ilaçlar kullanılamaz hale geldi. Esed rejiminin en başından beri stratejisi bu aslında. Tüm sıcak noktalar yerle bir ediliyor. İnsanların yaşam damarları kesiliyor. Burada saldırılarda yaralanan yüzlerce çocuk, kadın tedavi göremiyor ve yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kalıyor. Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukuka göre savaş suçu. Ancak rejim yerleşim yerlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına da saldırıyor. Bugüne kadar onlarca hastane, okul, ibadethane rejim tarafından kullanılamaz hale getirildi. Günde en az 6 uçak üzerimizden geçiyor ve bombalarını bırakıyor. Gördüğünüz gibi artık bu yerleşim yerinde hayat durmuş durumda. Hastaneler, fırınlar, su kaynakları hepsi bombalandı. Artık burada yaşamak ve temel ihtiyaçlara ulaşmak mümkün değil. Hastanenin bulunduğu Sermin 35 bin nüfusluydu. Diğer bölgelerden de göç gelince nüfusu 60 bini buldu. Ancak rejim sivilleri burada da rahat bırakmadı.
Kalabalık sokaklardan geriye işte bu enkaz kaldı. Rejim saldırıları yüzünden belde neredeyse 24 saatte boşaldı. Türkiye'de yeni bir darbe olacak iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi yorumu yaptı? Ana haberde. Dört yaşındaki Selva ekranlarınıza gelen, dün de hikayesini ekranlarınıza getirmiştik, anlatmıştık sizlere. O bir oyuncak, beni korkutmaz ki, o sesi duyunca gülüyorum diyordu ve kıkır kıkır gülüyordu. Çok tatlı gerçekten. Suriyeli Selva. Esed rejiminin zulmünden kaçarak Türkiye sınırına gelen işte Abdullah Muhammed babasıyla birlikte çocuğu travma yaşamasın diye ona patlamaların oyun olduğunu söylemişti. Dün de biz Hayat Güzeldir filmine benzetmiştik bu hikayeyi. O yüzden Selva işte silah seslerini, bomba seslerini duyunca öyle gülüyordu. Aslında çok trajikti gerçekten. Selva bombardımanlardan korkmuyor, hatta gülüyor ama bir yandan da işte içimizi çok acıtıyor onun bu hali. Bakın röportajlar yaptık bugün. Babası Selva neler söylüyor, izleyelim birlikte. Esed rejimi kendi halkına bomba yağdırıyor. Suriyeli çocuklar korku içinde büyüyor. 4 yaşındaki Selva da o çocuklardan biri. Ancak babası minik kızının bu savaş travmasıyla büyümesini istemedi. Yaşananları oyuna çevirdi. Selva'ya bomba ve füze sesleri duyduğunda kahkaha atmayı öğretti. O bir oyuncak, korkutmaz. Onu duyunca gülüyorum. Selva'nın babası rejimin saldırılarından ailesini korumak için kaçtı. Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığındı. Ancak bomba ve füze sesleri kesilmedi. Baba Abdullah Muhammed kızının çocukluğunun çalınmasına izin vermedi. Selva küçükken bombardıman sesinden korkmaması için bir yöntem düşünmeye başladım. Geçen Kurban Bayramı'nda çocuklar havai fişek patlatıyordu. Kızım korktu ve ağlamaya başladı. Balkona çıkardım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim. Ondan sonra her bombardıman sesi duyduğunda gülmeye başladı. Abdullah Muhammed patlamaları duyduğunda kızının kahkaha attığı anları kayda aldı. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Sözde biz sınıra yakın güvenli bir yerdeyiz. Bir top patlama sesi geldi. İkinci topun da atılacağını düşünerek telefonu açtım ve kaydetmeye başladım. Patlama sesi gelince onu oyun zannederek gülmeye başladı. Abdullah Muhammed savaşın ortasında ailesiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Kızının iyi bir eğitim almasını ve bomba seslerinden uzak bir yaşam sürmesini temenni ediyor. Efendim işte minik Selva gibi Suriye'de çocuk olmak, bir savaşı çocuk olarak yaşamak nasıl bir şeydir? Dünyaya nasıl büyük umutlarla gelen, getirilen bir çocuğun hayalleri, dünyaya güveni, oyunları, gülümsemesi, o bombaların altında nasıl dona kalır, nasıl yıkılır tüm umutlar? Belki birçoğumuzun hayal dahi edemeyeceği bir yıkımı bir çocuk nasıl kaldırır? Yüzlerce kelime sarf etsek, binlerce cümle kursak, romanlar yazsak, şiirler yazsak, filmler çeksek onlar gibi anlatamayız. Bakın 9 yaşında Rim ve Riyam Halep'ten kaçıp bir kampa sığınan çocuklarımız, bu güzelim çocuklarımız. Büyüyünce ne olmak istersin sorusu yöneltiliyor ve nasıl yanıt veriyorlar, nasıl yüreğimizi parçalıyorlar. هل انتوا فينكم تحكوا لنا شو اسمك شو اسم اسمك انت وياها انا ريم وفي ريام يا ريام قد ايش عمركم 9 سنين 9 سنين من وين جيتوا لهون ها من وين جيتوا وين كنتوا عايشين من قبل كفر حلب كفر حلب كم يوم صار لكم هون ما صار لنا زمان لما تكبر شو راح تصيري شو İşte Suriye'de çocuk olmak böyle bir şey sayın seyirciler. Savaş bölgesinde çocuk olmak böyle bir şey. Annesine naz yapması gereken, oyun oynaması, okula gitmesi gereken çocukların kaybolan,
kaybedilen o büyük büyük devletlerin, amcaların, insanların kaybettikleri çocuklukların aslında hiç yaşayamadıkları çocukluklarını istemeleri, tek istekleri bu. Büyüyünce kız çocuğu olmak istemek nasıl bir şeydir? Büyümez çünkü savaşta çocuklar. Gezi Parkı davasında karar açıklandı. Hangi sanıkların dosyası ayrıldı? Amerika'da bir düşünce kuruluşunun Türkiye'de yeni bir darbe olacak iddiası son günlerde en çok konuşulan, siyaset koridorlarını dalgalandıran iddialardan biri. Ankara'dan sert tepki geldi sayın seyirciler bu iddiaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle buluşmasında Türkiye'yi hedeflerinden saptırmaya dönük bir yaklaşım açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili olarak, bu konularla, bu gündemlerle ilgili olarak da bugünkü toplantının açılışında net bir değerlendirme yaptı. Böyle bir gündem yoktur. Milletimiz demokrasi için ne kadar büyük bir bedel ödeyeceğini göstermiştir. Yeni darbe iddialarına son noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti Genel Merkezi'nden net mesajlar verdi. Erdoğan'ın o mesajlarını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik anlattı. Devletin dikkatini başka alanlara kaydırmaya çalışmak, dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya dönük bir reflekstir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük olarak da provokatif bir yaklaşımdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılmış çok büyük bir iftiradır diye değerlendiriyoruz bunu. AK Parti'deki istişare süreci devam ediyor. Erdoğan gruplar halinde AK Parti milletvekilleriyle görüşüyor. İkinci toplantı da yapıldı. 55 milletvekili arkadaşımız katıldı. Önümüzdeki haftada bu toplantı aynı şekilde devam edecek. AK Parti kongre süreci de değerlendirildi. İdlib'deki son durumda gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikası üzerinden Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Ömer Çelik tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı PYD için dış güçlerin maşası diyemedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerini korumak için çalışan ve milletin desteğiyle orada bulunan Cumhurbaşkanımızı bu şekilde hedef almak kesinlikle sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Maşa gibi bir ifade kullanmışsa bu ifadeyi ancak aynaya bakarak söylemiştir. AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat süren toplantıda Uygur Türkleri de gündemdeydi. Bunun için Türkiye harekete geçti. Resmi bir heyet bölgeye ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Gezi Parkı davasında karar çıktı bugün sayın seyirciler. Mahkeme aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 kişinin beraatına karar verdi. Tek tutuklu sanık Kavala'nın tahliyesine hükmedildi. Yaklaşık 3 yıldır Kavala tutukluydu ve aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da olduğu 7 sanığın dosyası da ayrıldı. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 16 sanık hakkında dava açıldı. 7'si firari 16 sanık arasında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alobora'da bulunuyordu. Kavala tek tutuklu sanıktı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı mütalaasında aralarında Kavala'nın da olduğu 3 sanık hakkında müebbet, 6 sanık hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Davada karar çıktı. Mahkeme, somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle 9 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi. Kavala'nın tahliyesine de hükmedildi. Aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da olduğu 7 sanığın dosyası ise ayrıldı. Gezi Parkı davasında verilen tahliye kararları Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi sayın seyirciler. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş mahkeme kararına saygı duyduklarını söyledi. Ancak gezi eylemleri bize göre vandalizmdi dedi. CHP sıralarından polis teşkilatına yönelik yapılan eleştiriler genel kurulda tansiyonu yükseltti. Aracı ters çevirip belediye otobüsünü yağmalamak, onu ateşe vermek bu suçu işleyenler işkiye değil mi? Otobüs yakan, polis aracı yakan ajan ve provokatörler vallahi vardı, billahi vardı.
Mecliste AK Parti ile CHP arasında tansiyon yine yüksekti. Bu kez tartışma Gezi Parkı davası kararı sonrası çıktı. Burada bu sanıkların mahkemece beraat ettirilmiş olabilir. Ama bizim bu meseleye bakışımız, bir hak arama iddiasındaysanız oradaki binaları ters çevirip, oradaki araçları ters çevirip yakmazsınız. Simitçinin tezgahını bile yakıp yıkan, oraları dağıtan, AKM'nin çatısına terör örgütlerinin paçavralarını asmak bir hak arama yöntemi değildir. Dolayısıyla Gezi bizim nazarımıza, bizim değerlendirmelerimizde vandalizmdir. Asıl vandalizm şudur. İnsanlar doğa ve çevre hassasiyetiyle ile orada tepki ve protesto hakkını kullanırken içinde insanların uyuduğunu bile bile o çadırları yakmak, o çadırların üstüne panzer sürmek işte vandalizm odur. Bir ülkede insanların tepki ve protesto haklarını kullandıkları vakit kriminalize edilmelerinin, terörize edilmelerinin, terörist diye yaftalanmalarının ne yönetenlere ne yönetilenlere hiçbir faydasının olmadığının bilinmesi lazım. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Gezi Parkı olaylarında yaşananları savundu. Altay'a tepki AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül'den geldi. Devletin polisine bu manada bir yakıştırma yapmak büyük bir iftiradır. Bunu kabul etmekte mümkün değil. Kayıtlara geçelim. Demokratik bir şekilde kurallar dairesinde haklarını sonuna kadar arayabilirler. Burası demokratik bir ülke. Ben orada esnafım ya. Benim dükkanımı nasıl yağmalarsın arkadaş? Böyle bir hak arama olur mu ya? Bunlar eşkıya demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağı iddialarını yine grup toplantısına taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasından sonra kendisinin karşı dava açtığını söyledi. Gezi Parkı davası da Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Hiçbir zaman gençlerimiz ellerine silah almadılar. Kimisi eline gül, kimisi karanfil, kimisi piyano, kimisi gitar, kimisi saz aldı. Bu kadar güzel, bu kadar hoşgörülü bir eylemi kalkıp da bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla ve asla doğru değildir. Grup konuşmasına Gezi Parkı davasıyla başladı. Gençler ülkenin sorunlarıyla ilgileniyorlar dedi. Bu gençlerimiz ülkelerini seviyorlar. Doğayı seviyorlar. Ağacı kuşu seviyorlar. Farklı görüşte olsalar bile bir araya gelmekten, oturup uygarca tartışmaktan keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir kez daha FETÖ'nün siyasi ayağı iddiasını dile getirdi. Geçen hafta sorduğu 20 soruyu hatırlattı. 7 soruma yanıt alamadım dedi. 7 tane sorunun cevabını bugüne kadar almış değilim. Milletim adına soruyorum. 251 şehit adına söylüyorum. 251 şehit adına soruyorum. 7 sorumun cevabını bekliyorum. Sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına getirdi. Kendisinin de dava açtığını belirtti. Benimle ilgili olarak dava açtı. 500 bin liralık dava açmış. Çok korktum. Avukatım geldi dedi ki biz de dava açacak mıyız? Açacağız dedi. MHP'nin de grup toplantısı vardı bugün. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gündeminde İdlib'deki gelişmeler vardı. Hem Esed rejimine hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi. Türkiye'nin şakası makası yoktur. Yeni bir saldırı, yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olacak. Bedelini Suriye'nin her zemininde misliyle ödeyecektir. İdlib'deki gerginliğe dikkat çekti. Soçi ve Astana sürecini hatırlattı. Moskova yönetimini uyardı. Rusya'yı hiçbir maske, hiçbir kamuflaj artık gizleyemez. Rusya Devlet Başkanı önce Esad'ın yüzüne sıçrayan, sonra da kendi eline bulaşan kanı süratle temizlenmeli ve aklanmalıdır. Hiç kimse bize maval okumasın. Biz Rusya'yı 93 harbinden biliriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP Genel Başkanı yine boş keseden sallamış. Hangi yetkiyle ve kiminle kuracaksın? Hadi kurdun diyelim, Esad'la mı eş başkanlık görevini paylaşacaksın? Siyaseti bırakıp komedi filmi çevirse kapalı gişe oynar. Hafta sonunda partisinin Ankara İl Kongresi'nde şu ifadeleri seslendirmiş. Şimdi İdlib'de sıkıştılar. Ben hangi ülkenin
hangi örgütün, hangi işbirlikçinin fermanını okuyorsun? Bahçeli'nin gündeminde darbe iddiaları da vardı. Darbeyi aklından geçiren muvaffak olamaz dedi. Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip, bu teşebbüste muvaffak olamayacaklardır. Efendim, siyasetin sıcak gündem başlıklarından biri de İyi Parti'deki istifalar. Siyasi gündemi hareketlendirdi bu istifalar, çünkü 5 günde 2 istifa gelmişti İyi Parti'den. Meral Akşener ard arda gelen istifalar için kararlara saygı duyarız ama gerekçeler insafsız ve iftira dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kapımız herkese açık dedi. Partileri karıştırmak isteyenler var uyarısı yaptı. İstifa etmiş, ister milletvekili olsun, ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm. Arda arda gelen istifaları değerlendirdi. Kararları saygıyla karşılarız dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde partisiyle yolları ayrılan milletvekillerinin istifa gerekçelerine ise tepkiliydi. Bu kararlarına, bu irade beyanlarına, koskocaman bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman da o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir. İYİ Parti'de 5 milletvekilinin daha istifa edeceği iddiaları da gündemdeydi. İddiaya parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu cevap verdi. Bir istifa beklemiyoruz ama siyasetin tabiatında bunlar var biliyorsunuz. Ama biz istifa beklemiyoruz. İYİ Parti'deki istifalar MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de soruldu. Bahçeli'ye daha önceki istifa edenlere kapımız açık sözleri hatırlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Bunu her defasında söylüyoruz ve milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Bahçeli'nin bir de uyarısı oldu. Partiler karıştırılmak isteniyor dedi. Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik, beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var. Bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var. Bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İyi Parti İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar. Kadir Şeker soruşturmasında kriminal rapor dosyaya eklendi. Detaylar ana haberde. Efendim, Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmalar sürüyor. 2009 polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruların çalınmasına ilişkin 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Adalet Teşkilatı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında da operasyon başlatıldı. FETÖ soruları çaldı, kripto üyeleri de komiser yardımcılığı sınavından 100 tam puan aldı. Sınavdaki büyük usulsüzlük itirafçıların ifadeleriyle ortaya çıktı. 2009 yılı komiserliğe geçiş sınavını asil veya yedek listeden kazanan 1800 kişi incelendi, düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İtirafçıların ifadelerinde sınav usulsüzlüğüne ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıkmıştı. İfadelere göre sınava girecek polis memurları 5'er günlük kamplara alındı, çalınan sorular ve yanıtları örgüt evlerinde tek tek ezberletildi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir'deki soruşturma kapsamında da 101'i görevde 157 assubay için gözaltı kararı verildi. 43 ilde operasyon başlatıldı. Zanlılardan 5'inin geçmişte çeşitli birliklerde üst düzey komutanların emir subaylığını yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin örgütün yöneticileriyle ankesörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edildi. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da 44 şüpheli için gözaltı kararı alındı. FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 33'ü aktif görevde 71 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. Efendim, bu örnekte olduğu gibi aslında yıllardır aktarıyoruz sizlere. Birçok sınavda soru hırsızlığı yapan FETÖ örgütü hangi yöntemlere başvuruyor, neler yapıyor ve bu kez bu sınav hırsızlığı görüntülere de yansıdı. Firari FETÖ'cü, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın eşini açık öğretim sınavından, ortaokul sınavından geçirmek için istihbarat aracına kurduğu düzenek. Gerçekten öyle bir düzenek kurmuştu ki pes artık dedirtmişti. Coşkun Çakar'ın adı, bakın, Hrant Dink cinayeti, usulsüz dinlemeler ve kaset kumpasları soruşturmasında da geçiyor. FETÖ'nün sınav hırsızlığı ilk kez görüntülerle belgelendi. Firari FETÖ'cü Coşkun Çakar'ın eşini açık öğretim sınavından geçirmek için özel düzenek hazırladığı ve istihbaratın teknik takip aracını kullandığı belirlendi. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar'ın karıştığı tek olay bununla sınırlı değil. Hrant Dink suikasti, usulsüz dinlemeler, kaset kumpasları. Hepsi Çakar'ın yönetici sıfatıyla sanık olarak yer aldığı davalar. Coşkun Çakar, FETÖ'nün emniyet yapılanmasının en üstündeki isimlerden biriydi. Adı ilk olarak 2007 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink soruşturmasında geçti. İddianameye göre Çakar olaydan 2 yıl önce yabancı istihbarat kaynaklarından suikast haberini aldı. Ancak buna rağmen FETÖ'nün talimatıyla Ergenekon kumpasına zemin hazırlamak amacıyla olaya göz yumdu. Suikastin gerçekleşmesini engelleyecek her unsuru da ortadan kaldırdı. Coşkun Çakar'ın FETÖ adına yürüttüğü tek faaliyet bu değil. O tarihten itibaren hemen hemen her FETÖ kumpasının altından Coşkun Çakar'ın adı çıktı. Çakar, emniyet istihbaratın iki numarasıyken sanatçı, siyasetçi, gazeteci, iş insanı ve FETÖ'ye karşı olan önemli isimlerin yasa dışı dinlenmesini sağladı. FETÖ'nün VIP dinleme soruşturmasının baş şüphelileri arasında yer aldı. Coşkun Çakar, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasının da sorumlularından biriydi. O iddianamelerde ve davalarda Coşkun Çakar'ın FETÖ bağlantıları tek tek ortaya konuldu. 2017'de Çakar'ın villasına düzenlenen operasyonda böcek adı verilen dinleme cihazları, onlarca telefon ve FETÖ elebaşının CD'leri ele geçirildi. Hem tanık ve sanık beyanları hem de evinde ele geçirilen kanıtlarda Çakar'ın devlet adına değil FETÖ adına istihbarat topladığı, aldığı verileri FETÖ'ye aktardığı ve örgüte yaklaşmayanların önünü kestiği belirlendi. Coşkun Çakar, kasten öldürme, FETÖ yöneticiliği, kamu kurumları zararına dolandırıcılık, zimmete mal geçirme, görevi kötüye kullanma suçlarından, eşi Gül Çakar da FETÖ üyeliği ve dolandırıcılık suçlarından aranıyor. Alkollü halde araç kullanmaktan 6. kez yakalanan sürücünün başına ne geldi? Efendim, kamuoyunda büyük bir dikkatle ve vicdanla takip edilen o vaka, Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadını korumak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker soruşturması sürüyor. Son notları aktararak bültenimize devam edelim. Ölüme neden olan bıçakla ilgili kriminal rapor dosyaya eklendi. Bu rapor önemli çünkü boğuşma anına ilişkin ipucu verecek. Adli tıp raporu hazırlanınca soruşturma tamamlanacak ve iddianame hazırlanacak. Şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek istedi, çıkan arbede sonucunda cinayet işledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği Kadir Şeker soruşturması titizlikle yürütülüyor. Ölüme neden olan bıçağın kriminal raporu tamamlandı. Soruşturma hızlı bir şekilde devam ediyor. Hali hazırda bir kriminal incelemesinden bahsettik bıçağa ilişkin. O tamamlandı, dosya intikal etti. Soruşturmada bıçaklama anına ilişkin ipucu verecek adli tıp raporu bekleniyor. Bir boğuşmadan bahsediyoruz.
Bu boğuşma sırasında işte uçak kasten mi yoksa kazara mı boğuşma sırasında mı isabet etti noktasında bu kan lekesinden montun çeşitlerinde bulunan kan lekesinden yapılacak incelemede soruşturma seyrine son derece yardımcı olacağını düşünüyoruz. Olayla ilgili yeni belge ve toplama ve ifade alma süreci de devam ediyor. Bir görgü tanı ifadesi daha mevcut lakin tam olarak görmediğini ifade ediyor. Dolayısıyla soruşturma ne kadar tesir eder tam emin değiliz. Onun dışında yeni bir gelişme yok. Şunu gördük, çok kısa bir zaman içerisinde bu iddianamenin hazır hale geleceğini düşünüyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker cezaevinde ders çalışmaya devam ediyor. Tahliye talebi reddedilen Kadir Şeker'in tutukluluğu sürüyor. Orada her türlü çalışma şartları da vardır. Çok sayıda ziyaret ettim, gayet de uygun şartlardır. Dolayısıyla ders çalışması doğrudur, olağandır. Efendim, Profesör Doktor Zeki Fındıkoğlu İstanbul Beyoğlu'nda işe gitmek için evinden çıktı. Arabasına binip işine gidecekti ama şoke oldu bir anda. Çünkü arabasının içindeki hırsızla göz göze geldi. Hemen arabasını kilitledi profesör, etrafından da yardım istedi. İlk yardıma koşan eşi oldu. Profesör şöyle anlatıyor daha sonra. Benim eşim Adanalı, helal olsun, hemen geldi olaya el koydu diyor. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeki Fındıkoğlu her sabah olduğu gibi işe gitmek için evinden çıktı. Arabasını açtığında karşısında ona bakan bir hırsız gördü. Aracın kapılarını hemen kilitledi, hırsız içeride kaldı. Profesör çevredekilerden yardım isteyip polisi çağırdı. Yardımına ise ilk eşi Nuriye Fındıkoğlu koştu. Hanım kapıyı bir açtı, içeride böyle çuval gibi bir şey gördük. Meğerse adam yatıyor, sırtı kapıya dayanmış. Çıkarttık, sarhoş gibi görünüyor. Nuriye Fındıkoğlu hırsızı araçtan çıkarttı, sonra da polisi bekledi. Polise teslim edildiğinde üzerinde dizüstü bilgisayar, araç navigasyonu ve cep telefonu bulundu. Benim eşim Adanalı'dır, helal olsun. Ben onu dedim, alır atarım aşağı, üstünü falan arayan o, ben baktım. Ben alışkın değilim, ben bir profesörüm. Hırsızlık zanlısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Efendim Burdur'da alkollü olarak direksiyona geçmekten asla vazgeçmeyen bir sürücü. Yakalandı. En son 6. kez tekrar polis tarafından yakalandı. Önce kaçmaya çalıştı ama sonuç bakın ne oldu. Ehliyeti kaptırdı. Sonra polise dedi ki tamam ehliyet sizde ama ben ne zaman geri alabileceğim bu ehliyeti? Tam 20 yıl sonra dendi ona. Yani ehliyetini 2040 yılında alabilecek ancak. 1, 2, 3 derken akıllanmadı. 6. kez alkollü yakalanınca ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu. Şimdi yeniden direksiyon başına geçmek için 20 yıl beklemek zorunda. Burdur'da kırmızı ışık ihlali yapan bir minibüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı. Polis aracı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bir sokak arasında kıstırılan araç durduruldu. Sürücüden alkol metreyi üflemesi istendi. Reddedip tekrar kaçmaya çalıştı. Önce polis otosuna, ardından bir kamyonete çarptı. En son kaldırıma çıkarak durdu. Bu kez de minibüsten inip yaya kaçmak istedi. Uzaklaşamadan bekçiler tarafından yakalandı. Alkol muayenesi Burdur Devlet Hastanesi'nde yapıldı. 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün 6. kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı. Ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu. 13.127 lirada idari para cezası uygulandı. Minibüsse çekiciyle otoparka çekildi. Manisa'daki trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın organları 6 hastaya umut oldu. Efendim şimdi yurdun doğusundan batısından manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Karla mücadele doğuda aralıksız sürüyor. Van'da son yılların en sert kışına karşı ekipler sahada mücadele ediyor. Ve yer yer 3 metreye 4 metreye varan
kar birikintilerini görüyoruz. Bakın Erzincan'da çok soğuk tabii. Bozuk bir musluktan, bakın şurada musluk, fışkıran sular ağaçta böyle kocaman büyük sarkıntılar yaratmış. Ama yurdun doğusunda durum buyken Antalya'da çiçekler açtı. Bahar gelmek üzere Antalya'da. Van'da son 26 yılın en ağır kışı yaşanıyor. Ekipler kent merkezinde aralıksız kar mesaisinde. Bazı noktalarda kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Yaklaşık 20-25 yıllıktır tabii benim hatırladığım kadarıyla bu kadar kar görmemişiz. Ama ona rağmen Allah'a şükür bizi fazla mağdur etmediler. Belediye ekipleri kapalı yolları açmak için gece gündüz çalışıyor. Hakkari-Şırnak karayolu çığ nedeniyle kapandı. Siirt-Pervari'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı. Ekipler 40 kişiyi 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Bingöl-Karlova'da ise rahatsızlanan 9 yaşındaki çocuk 7 saat süren çalışmayla hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde Çat Baraj Gölü dondu. Baraj üzerindeki yüzen adalara buz üstünde yürüyerek ulaşan gençler dondurucu soğuğa aldırmadan kamp yaptı. Bu görüntülerde Erzincan'dan. Arızalı musluktan çıkan su yanındaki ağaçta ilginç buz sarkıtları oluşturdu. Kış koşullarında yaban hayvanları da unutulmuyor. Adıyaman'da dağ keçileri için yem bırakıldı. Doğuda kış çetin geçerken Antalya'da bahar havası hakim. Denizden 400 metre yüksekteyiz. Badem ağaçlarımız, lalelerimiz rengarenk çiçek açmıştır. Bir ay sonra açması gereken çiçeklerimiz şu an her yer rengarenk oldu. Demre ilçesinde açan çiçekler güzel manzaralar oluşturdu. Sevgili izleyiciler, genelde hepimiz hava durumunu akıllı telefonlarımızdan takip ediyoruz. Nasıl giyinmeliyiz, işte yanımıza şemsiye almalı mıyız, buradan takip ediyoruz. Ama bugün özellikle Ankara'da hava durumunu öğrenmek için akıllı telefonlarına bakanlar gözlerine inanamadı. Çünkü bakın farklı farklı rakamlar vermiş. 19 derece, 21 derece, 33 derece bile görüldü. Şubat ayının 18'indeyiz. Şimdi akıllı uygulamalar gördük ki çok da akıllı değillermiş. Şaştı çünkü. Pek çok Ankaralı da bu duruma şaşırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları bu sıcaklık değerlerinin mümkün olamayacağını açıkladı. Kimi 33 dereceyi gösterdi, kimi 21-22 dereceyi. Şubat ayında pek çok mobil hava durumu uygulaması hatalı da olsa Ankara'nın havasını güzelleştirdi. 21 derece gösteriyor. İyiden bir bakar mısın? Hiç 21 derece giymediniz yani. Modla. Tabii. Ankara burası, tedbir almak lazım ya. 24 derece yazıyordu. Var mı peki 24 derece? Yani aslında hissedilen yine gölgelerde soğuk. Bu değerlerin görülmesi mümkün değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait olan bilgiler de değil bu bilgiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasını, cep uygulamasını indirseydi vatandaşlarımız bu değerlerin yanlış olacağını göreceklerdi. Ankara'da Şubat ayı ortasında güneşli güzel bir hava vardı, ancak o hava bazı telefon uygulamalarında gösterildiği kadar da güzel değildi. Termometreler bu saat itibariyle de 15 dereceyi gösteriyor. Oysa ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava 9 derecenin biraz üzerinde. Bile niye böyle bir farklılık var? Kaç derece sandın? 17 derece. Sen de 17, evet işte. Sen de şu an şekilde. Parçalı bulutlu 15. Diyor üstelik. Siz de pek 17 derecelik giymemişsiniz herhalde. Yok, biz tamamen. Tabii bir de bunun akşamı var yani. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cep uygulamasındaki kullanılan değerler verifikasyondan geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak biz bu verileri vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Veriler hava durumu uygulamalarının tersini gösteriyor. Ankara'da hava çarşamba günü 12 derece olacak. Sıcaklık perşembe gününden itibaren düşmeye başlayacak. Hafta sonu ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Manisa'daki trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın organları 6 hastaya umut oldu. Tankaya, organ bağışı konusunda bilinç oluşturma çabalarıyla tanınıyordu. Trafik kazasında ağır yaralandı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
46 yaşındaki gazeteci Hakan Tankaya'nın organları 6 hastaya umut oldu. Hakan Tankaya, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yapıyordu. Organ bağışı konusunda bilinç oluşturma çabalarıyla tanınıyordu. 14 Şubat'ta Manisa'da trafik kazası geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşen Tankaya'nın organları vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı. Organları İzmir ve Manisa'da nakil bekleyenlere ulaştırıldı. Tankaya'nın akciğer, karaciğer, iki böbreği ve korneaları 6 hastaya nakledildi. Gazeteci Tankaya 2013'te Anadolu Basını Özendirme Yarışması Yerel Haber Dalı'nda 100 nakli için umutlu bekleyiş haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle bir araya geldi. İslam'ın kadın, çevre ve hayvan hakları konularına önem verdiğini hatırlattı. İlahiyatçılardan bu konulara daha fazla yer vermelerini istedi. İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun, doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer. Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İslam karşıtlığının kadınlar üzerinden yürütüldüğüne işaret etti. İslam'ın kadına verdiği değeri anlatın dedi. Kadın hakları konusunda ne yazık ki İslam mahkum ediliyor. Özellikle Diyanet mensuplarının her şeyden önce insan hakkı perspektifiyle kadına dair konuları çok rafine bir dil ile konuşması gerekir. Emine Erdoğan'ın gündeminde hayvan hakları da vardı. Hayvanların haklarını teslim etmek bir lütuf değil, Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği vazifelerin idrakine varmaktır. Sokak hayvanlarından yaban hayvanlarına kadar Allah'ın bu eserlerinin hakkını gözetmek ve güzel muamele etmek hepimizin önce kulluk görevidir. Çevre konusundaki hassasiyetiyle öne çıkan Emine Erdoğan, suyun tasarruflu kullanılmasını da istedi. Allah'ın razı olacağı müminlerden olmak için suyu adaletli kullanmak gerekir dedi. Külliyedeki programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bir konser verdi. Efendim, Rusya'da çiftçiler donmuş gölete düşen atları kurtarmak için zamanla yarıştı. Ah canım, yani buz kırılmış ve atlar, hem de 11 at mahsur kalmıştı. Uzun uğraşların ardından göldeki 11 at neyse ki başarıyla kurtarıldı. Tüm bu telaş donmuş gölete düşen atları kurtarmak için. Görüntüler Rusya'dan. Bir grup çiftçi donmuş gölette mahsur kalan 11 atı kurtarmak için zamanla yarıştı. Rus çiftçiler önce güçlerini kullanarak atları suyun dışına çekmeye çalıştı. Ancak işe yaramadı. Bu defa halat ve iş makinesi kullanan çiftçiler atları sudan çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda atlar yara almadan kurtarıldı. Efendim, bu sene Göbekli Tepe yılı biliyorsunuz. İşte bu çerçevede Göbekli Tepe Operası hazırlandı ve dünya premieri de yarın yapılacak. Genel prova yapılıyor. Şu sıralarda hemen canlı olarak görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili izleyiciler, Devlet Opera ve Balesi tarihin sıfır noktası olarak nitelenen Göbekli Tepe'yi 200 sanatçının katılımıyla ve görüntüler eşliğinde opera sahnesine taşıyacak. Muhteşem görünüyor gerçekten. Biz de çok merak ediyoruz. Yarın dünya premieri yapılacak, az önce söylediğimiz gibi. Operanın sanat yönetmenliğini, proje kreatörlüğünü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan üstlendi. Besteler Can Atilla'ya, rejisörlükse Gürçil Çeliktaş'a emanet edilmiş durumda. Koreografisi ise Volkan Ersoy tarafından gerçekleştiriliyor ve eserin dünyada geniş yankı uyandırması bekleniyor. Biraz dinleyelim, provadan bir bölüm ekranlarınıza getirelim. (Gülüyor)
Hocam sıcak bir gelişme var. Bir son dakika gelişmesi hemen aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında iş adamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre ve tutum dilekçesi verdi ve başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. Evet, telefon hattımızda arkadaşımız var, muhabir arkadaşımız. Evet, Hamza Çiftçi şu anda telefon hattımızda ve Hamza'dan tüm detayları öğrenelim. Hamza. Şermin Baysalat'a bu davanın son duruşması, yani karar duruşması bugün itibariyle görülmüş ve 16 sanıktan 9'u için beraat kararı verilmiş. Diğer 7 sanık için de firari oldukları için haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Osman Kavala tutuklu tek sanıktı ve onun da tahliyesi yönünde de bir karar çıkmıştı beraatle birlikte. Şu an tahliyesi için bekleniyordu ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen bu davada Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraatının kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre ve tutum dilekçesi verdi ve başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. Bundan sonrası için ne olacak? Bugün için, şu an için de tahliye için bekleyiş sürüyordu bir yandan. Başsavcılığın da daha sonrasında buna yönelik itirazı oldu ama bir yandan da gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. Şimdilik gelişmeler böyle. Bizim de aynı zamanda bugünkü davadan sonra Silivri'deki bekleyişimiz sürüyor. Yeni bir gelişme olunca tekrar aktaracağız. Evet efendim, uzun süredir beklenen Gezi Parkı davasında bugün karar açıklanmıştı. Yeni bir gelişme var. O gelişmenin detaylarını aktardık. Bugün çıkan kararda 9 sanık hakkında beraat kararı çıkmıştı. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'nın da yine beraatına yönelik bir karar çıkmıştı. Ve başsavcılık bu karara itiraz için süre ve tutum dilekçesi verdi. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte veda vakti de geldi efendim. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.